Geçelim. Asıl Türkiye'nin günlerce konuştuğu 9 Eylül'ün kutlamaları, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları ve Tarkan konserini canlı tanığıyız. Arkasından İzmir Türküleri konseri vardı. Şimdi evet. Bunlara başlayalım. Nereden nereye geldi iş? Evet. Konuşalım, hatta konser öncesinde senin izlenimlerini de almak istiyorum ama Tarkan İzmir'i salladı. Ege Türküleri büyük ilgi gördü bu etkinliklerde. İzmir Türküleri'nin prodüktörü Süheyl Atay, Tulu Tırpan, İzmir Türküleri'ni seslendiren solistler Nil İpek, Öznur Serçeler, Feryal Akkaya ve Göksel'den de magazin noterine özel açıklamaları program sonunda vereceğiz. Ama öncesinde o kalabalığı gördüğümüz zaman sahne yıkılmasından girelim. Orada senin araştırmaların ve tespitlerin, düşüncelerin de önemli. Ama ben böyle bir kalabalık görmedim Ali abi. 2 milyon diyorum ama belki de daha fazla, sahnenin içi ve dışı olmak üzere çok yoğun bir ilgiydi. Tarkan'a ve etkinliğe olan ilgi. O sahnenin yıkılmasıyla bir başlayalım mı? Öncesinden girelim. Konser ve sonrasını da izlenimlerimizi anlatalım istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben pazar günkü yazımda da yazdım. Bugüne kadar bana her yer Trabzon'du. Bundan sonra bana İzmir her yer diye İzmir diye. Açıkçası İzmir'in, İzmirlilerin şehirlerine bağlılığı, bir İzmir milliyetçiliği diye bir şey var. Şehirlerine bağlılıklarım, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e, demokrasiye olan aşkları beni müthiş etkiledi. Sonuç itibariyle İzmir'de Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarından gelen insanların yaşadığı bir şehir. Ari bir ırkın yaşadığı bir şehir değil, fakat coğrafya kaderdir. İşte burada kimi verilere göre 380 bin, kimilerine göre 1 milyon giren rakama göre ve diye Wikipedia'ya 2 milyon. O konuyu da ayrıca tartışacağız, konuşacağız. Evet. Ya bir tane taciz olayı yok ya. Yani insanlar doyasıya eğlendi. Ben hayatımda bu kadar bira şişesinin tüketildiğini görmedim. Şöyle söyleyeyim, fotoğraflarını da attım. Ben konserde 3. şarkıdan sonra çıktım, çünkü çok ciddi yorulmuştum. Bir saat kolay da çıkamadın sen. Canlı yayın yaptım. Evet, kolay çıkamadım. Çünkü yazımda da yazdım. Yani giriş ve çıkış konusu sıkıntılı. Çıkış için ayrı bir yol ayrılması lazım. Giriş evet. için ayrı bir yol ayrılması lazım. Fakat bu olmadı. Çeşitli sebepleri var. Yani başkanla da konuştum bunu. Yani sonuç itibariyle yerel yönetimde siyasi iktidar aynı partiden olmayınca böyle sorunlar olabiliyor. Şimdi yani şöyle söyleyeyim, İzmir'i bilenler bilir, bilmeyenler için tarif edeyim, o konser alanının yan tarafı kordon. O kordon boydan boya restoran ve kafelerle dolu. Ana baba günüydü. Yani insanlar masaların üstüne çıktı, eğleniyordu. Herhalde 50'ye yakın böyle dükkan var orada. Oradan çıktım bir ara sokağa gittim. En büyük canımız, kanımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz. Yani o soldaki görülen evet. apartmanların altı komple kafe ve restoran, meyhane. Balkonlar da aynı şekilde. Evet, balkonlar, çatılar, camlar, çatılar. Sadece bunlar değil. Buraya paralel bir cadde var. Şu anda ismi aklımda değil. Ben 45 dakikada o caddeye ulaşabildim. O caddede ana baba günü. Ya ben o caddeye çıkarken ilk önce yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir güvenlik çemberi var çelikten. Onu tırmanıp atladım dışarıya. Hatta benim boyum 1.60, 1.61'di, çekti 1.60 oldu. Yaşlanınca çekiyormuş. 1.60. Oradan zor tırmandım. İnsanlar bana yardım ettiler. Ayağımı tuttular. Ötekini
kaldırdılar falan. Sonuçta omuzlarda gitti. O mehenelerin sırasına geldiğimde yürüyemiyorduk artık. Bir mehenenin içinden girdim, adam beni şeyden çıkardı, ara sokağa. Ara sokakta bir biracı vardı, tekel bayisi. 3 sıra 500 metre kuyruk vardı önünde. Yani şimdi gelelim Tarkan'ın ne kadar izlediği. Tate Orta bu konuda bir haber vardı dün. Bir araştırma. İşte buranın boyu ve genişliği belli. Bu konser alanının 750 metre uzunluğu, 50 ile 70 metre arasında değişen genişliği var. Ama konseri izleyenler sadece bunlar değil, bu kadar değil. Bir bu kadar insan da yan sokakta, paralel sokakta sesleri dinleyerek, sesi dinleyerek konseri izlediler. Evet. Şimdi bizim olduğumuz yer sahnenin 10-15 metre karşısı ayrı bir platform hazırlattılar bize. Orada yan tarafımızda biri bayıldı. Yani sağlık ekibi 10 dakikada geldi. Yerde yatıyordu insan. O sağlık ekibi ben çıkana kadar hala müdahale ediyordu. Çünkü onu çıkarıp ambulansa bildirme şansları yok. O anlamda Tunç Soyer'i ve İzmirlileri ve Tarkan'ı Allah korudu. Evet. Yani biz saat 7'de girerken, hiçbir güvenlik araması yoktu. Polis artık ipin ucunu bırakmıştı. Şimdi o konser alanının paralelindeki apartmanlardan biri Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğu. Türkiye Yunanistan'la kapışıyor. Ve öte yandan Türkiye'nin içinde zaman zaman yakalanıyor. İşte DAEŞ'ti, işte IŞİD'ti bilmem bilmem ne terör örgütü, istihbarat örgütünün elemanları. Türkiye'nin dünyada sevmeyen birçok ülke ve istihbaratçıları, ajanları var burada. Yani Allah korusun, o kalabalığın içinden birisi bir çatapat patlatsaydı, bırakın bombayı, binlerce insan ezilebilirdi. Yani böyle bir kalabalık öngörmedikleri için yeterli tedbir almamış olabilirler ama bu ders olması lazım. Dünyada bu işin nasıl yapıldığının örnekleri var. Ben bunlardan bir kısmına gittim ve orada da yani bira festivalleri var. Bir tane ayık insan yok. Ama çok rahat girip çıkabiliyorsun. Belli yerlerde boşluklar bırakıyorlar işte bu müdahaleleri yapmak için. Ama bütün bunlara rağmen şehir içinde 8 Eylül, 9 Eylül ve 10 Eylül'de yapılan etkinlikler, uçak, helikopter gösterileri herhalde dünya tarihinde ya da Türkiye'de ilk defa Sikorsky helikopterlerle yerde denizdeki tekne çiftedelli oynadı. Müthiş bir görüntüydü. Yani Ali abi bırak çatapatı, o kadar içilen içkilerle o içkinin etkisiyle de yapılabilirdi herhangi bir taşkınlık. O bile galyana getirebilirdi kalabalığı. Yani orada da o dengeyi İzmir halkı koruyabildi. O da çok önemli. Baktığın zaman yerlerdeki şişeler, içecekler vesaire, yani şu kalabalıkta hele bir kırmızı beyaz o telefonun ışığıyla yapılan bir coşku vardı ki yani evet. İnsanın gururlanmaması mümkün değil. Sahneye bakıyorsun, sahne her tarafıyla yani büyüklüğü etrafıyla bütün her yerde gezdi Tarkan, o dönen sahne dedikleri sahne bu. Hani 1.60 diyorsun ya Tarkan'ın, hadi 1.65 olsun boyu ama küçük dev adam diyorum, öyle bir sahnede büyülüyor ki insanı. Ben isterdim ki ya basına daha sahneye yakın, orada bir kordon çevirip sahnenin önünde bir basın olsun. Uzaktık ama ona rağmen protokolün tarafı da uzaktı. Belki onu neye göre yaptılar bilmiyorum ama basını daha öne alıp sahnenin şimdi, önünde bir çemberle yapılabilirdi diye düşünüyorum. İlk planlananla uygulama farklı, çünkü ilk planlanan bu
konser alanının başında platform kurulmuştu. Fakat o sahne çökünce alanın tam tersine taşındı. Reklam var, reklamın üstüne Tarkan İzmir'i salladı giriyor. Adamlar boşuna para vermesin bize. Aydıncığım, reklam girince Tarkan İzmir'i salladığı kaldıralım. Türk Telekom öpmesin bizi sonra. Yani şimdi gece ve gündüz görüntüsü aslında keşke belediye bir an önce bu gündüz saat kaçta başladı? 14'te başladı. 20.30'a kadar, 20.50'ye kadar sürdü. İşte Hürkuş'tu, Solo Türk'tü, Sahil Güvenli. O tiyatral gösteri evet, çok güzeldi. Evet, evet. Yani şu sahne ve arkasındaki öbek öbek ışıklar sonuna kadar gidiyor. Müthiş bir coşkulu konserdi. Fakat işte söylediğim o restoranların içi. Evet. Restoranların içi. Devam edelim. Restoranların içi, ya bu dışı. Demir korkuluklar görüyorsunuz. O demir korkuluklar evet, işte konser alanının sınırı. Evet. Tıklım tıklım. İnsanlar meyhanelerde. Yani yaradı bu. Evet, tabii. Ekonomi de canlandı. Yani baktığın zaman bütün restoranların evet, dolu olması. Önceden evet, rezervasyon. Balkonlarda bile rezervasyon yapıldığı söyleniyor. Yani ya bu restoranlarda restoranlarda bile 500-600 liraymış kişi başı. Kişi başı. Fix menü devamında ne kadar para ödediler bilmiyorum ama. Halk balkonlarını kiraya verdi deniliyor. Ne kadar doğru evet, bilmiyorum ama. O balkonlarını kiraya verenler eğer Cumhuriyet Meydanı tarafındaysa onlar boşuna para verdiler. Çünkü sona düştüler onlar. En baştaydılar, en sona düştüler. Evet. Sonuç itibariyle müthiş coşkulu bir konserde. Türkiye tarihinde böyle bir konser ben izlemedim. Böyle bir kalabalığı, buna yakın bir kalabalığı ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni kapıdaki mitingde 8 Ağustos'tu yanılmıyorsam demokrasi mitinginde görmüştüm. Ben Türkiye'de Tarkan'dan başka hiç kimsenin ama hiçbir sanatçının bu kadar coşkuyla kalabalığı toplayacağına inanmıyorum. Yani evet, yalnız üzüldüğüm taraf da şu. Sevgili Başkan Tunçer'in o geceki konuşmasında nutuktan alıntı yapsa da onu söylüyor açıklaması. Siyaset evet, nutuktan Atatürk'ün mecliste yaptığı konuşma o ama siz tarihe nereden baktığınıza bağlı. Vahdettin vatan haini miydi değil miydi? Tarihçilerin bile üzerinde anlaşamadığı bir konudur. Üzerinde antat kalamadıkları bir konudur. Yani tarihi tarihçilere bırakmamız lazım. Siyasetçiler de bu anlamda evet işini yapıyor ama gündemi bu anlamda değiştirmek Tarkan'ın verdiği bu konseri ülke daha çok konuşması gerekirken hemen olay şeye döndü. Vay efendim Tunçer'in Osmanlı düşmanlığına döndü. Siyasete döndü. O yönüyle üzücü ama bir kez daha altını çizeyim. Şu da bir gerçek. Tarkan ilk bölümde siyah bir kıyafet giydi. Fon da siyahtı. Sonradan üzerine kırmızı bir şey aldı ama aslında ilkinde de beyaz bir şey giymesi gerekiyordu veya renkli. Çünkü sahne çok büyük. Sahne arkası çok büyük bir ekran. Orada artırılmış gerçeklik şovu da yapılıyor. Oraya yansıyan görüntüler genelde siyah, üstteki kısım daha aydınlık. Tarkan orada kayboluyor. Sadece daha Tarkan patlayabilirdi değil, beyazda. Evet, sadece Tarkan değil, lacivert takımlı Tunçer'le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ellerinde bayraklarla sahneye çıktılar, tur attılar. İlk 5 dakika bayrak patladı. Evet. Evet, bayrakları taşıyan o korsan gösteri yapanların kim olduğunu arkadakilerin anlaması imkansız çünkü kayboluyorlar fonda. Yani bir anons yapılabilirdi.
Şu anda Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte sizleri selamlamak için sahnede denseydi. Orada dansçıların arasında, folklor gösterisi ya da yapanların arasında korsan eylem yapan iki kişi gibi durmazlardı. Bunlar tabii biz elimizden geldiğince kendimizce objektif olarak değerlendirip görmek gerekiyor. İki şey tartışılıyordu. Biri bu konsere kaç bin kişinin geldiğini veya kaç milyon kişinin geldiğini. Şimdi bu anlamda Teyit.org'da bir haber gördüm. Onu bir okumak istiyorum. Teyit.org'un yaptığı hesaplamalara göre 350 bin. Ama ben 2 milyondan gündüz, fazlaydı bana göre. Ben gündüz saat 4-5 arası oradan canlı yayın yaptım. O saatte birkaç yüz bin kişi vardı. 300 bin kişinin değil, bana göre 1 milyonun çok üstü alanda ve bir de dışı var. Bir o kadar da yan sokaklarda insanların olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Tarkan bir kuruş para almamış. Bu kısmen doğru, kısmen değil. Nasıl değil? Tarkan'ın cebine bir kuruş girmeyecek. Ama Tarkan buradan aldığı parayla bir sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Buradan aldığı paranın tamamını oraya aktaracak bir hayır işine. Yurt mu yapacak yoksa kreş mi yapacak? Tunç Seher'in söylediğine göre aralarındaki figür cimnastiği. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cebinden Tarkan konseri için para çıktı ama bu para Tarkan'ın cebine girmedi. Bir daha altını çiziyorum. Evet. Tarkan bu konserden bir kuruş cebine koymadı ama Tarkan İzmir'de bedava da konser vermedi. Oradan alacağı parayla bir sosyal sorumluluk projesi ne imza atacak, kreş ya da yurt yapacak. Tarkan, ben şuna dikkat ettim Ali abi, konuşmasında da zaten 4-5 şarkı sonra kutlamaları yaptı, herhangi bir hani siyasi anlamda hiçbir şey söylemedi İzmir'in kurtuluşu diye. Ve konserin sonunda da birleştirici çok güzel cümleleri vardı. Yani sevelim sevilelim tarzında sevgiye yönelik, birleştirici sözlere yönelik çok güzel konuşmalar yaptı. Bir şey daha dikkatimi çekti. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da hiçbir zaman Tunç Soyer'in önüne geçmeden sadece orada sahnede görünüp bayraklarla, dediğim gibi yani bu bir seçim olayına gitmeden, İzmir Belediyesi'nin önüne geçmeden sadece orada, bir de o torunuyla gelmesi de büyük bir sempati yarattı. Yani bence amacına ulaştı ama dediğin gibi aksilikler var mıydı? Tabii ki vardı. Belki de öngöremediler. Ama muhteşem bir gövde gösterisiydi. Evet. Işıklarıyla, coşkusuyla, eğlencesiyle, hiçbir taşkınlık olmadan. Bu anlamda ben basın ekibini ağırlayan Ayla Eyvoğlu'na, Ayla'ya teşekkür ediyorum. Ayten Göğmen, Yasemin Baygın, bütün basını hepimiz öyle güzel ağırladılar ki, yine Utku Bey'e de, belediyeden, ona da teşekkür ediyoruz. Biz sonrasında işte Gediz Deltası'na da gittik. İzmir'in bazı bölgelerini gezdik. O anlamda da çok iyi bir misafirperverlik gösterdiler. Başta Tunç Soy'a da buradan teşekkür edelim, Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Evet. Başka şimdi söyleyeceğim. O şey, sahneyle ilgili orada atladık Ali abi. O sahnedeki sorun neydi bir öncesinde, yıkılmasında? Senin bir bilgin, araştırman var mı? Şimdi yani ön bilgi şu, her zaman kurulan sahne, her zaman aynı şirket tarafından kurulan sahne. Fakat İzmir, bana göre İzmir Rüzgarı'nın hesaba katmadılar. O statik ya da kurulurken bir şeyler eksik kondu. Çünkü şey yaparken sen söyle,
ledleri yerleştirirken bir sallanma oldu, bunu taşıyacak mı falan tartışması oldu. Ama şimdi iki koldan araştırılıyor. Bir, sigorta şirketi araştırıyor, inceleme yapıyor. Bir de Mimarlar ve Mühendisler Odası, belediye başkanının çağrısı üzerine, onun için geç kalktı, yoksa erken kalkabilirdi. Konserden sonra kaldırıldı o podyum. İnceleme yapacaklar. Yani sabotaj mı, ihmal mi, nedir? Ortaya çıkacak. Ben yani niyet okuyuculuğu hiçbir zaman yapmam. Ama evet. Aynı projeyi, şimdi Tarkan uzunca bir süredir böyle bir konser vermedi. Vermeyince 10 yıldır İzmir'de değilim dedi. 10 yıldır gelmedim İzmir'e dedi. Hayır, İzmir'de değil, başka yerlerde de açık havalarda böyle evet. Dev ekranlar sahne konseri vermediği için nerede veriyor? İstanbul Harbiye Açık Hava'da. Harbiye Açık Hava'da böyle bir şey yapılmıyor. Dolayısıyla o şirket, o kalifiye ekibi besleyememiş ya da istihdam edememiş olabilir. Yerini aldıkları insanlar aynı projeyi aynı yani haritaya bakarak, projeye bakarak yanlış çözümlemiş de olabilirler. İzmir'in şöyle bir, Tarkan'ın İzmir'in ve Tunçer'in şöyle bir şanslı yanı var. Bu podyum çöktüğünde konser yoktu. Konserde olsaydı bir faciaya sebep olurdu. Tabii. Allah korusun. Orada da Allah korudu yani. Evet. Bir kişi yaralandı o da kaçarken. İki ve daha önemlisi bence müthiş bir izdiham vardı. Girmenin ve çıkmanın hele hele kolostropik fobi sorunu olanların fenalık geçirdiği bir kalabalıktı, izdihamdı. Oralarda daha tedbirli insanların güvenliğini ön plana çıkarak giriş çıkışlar yapılmalıydı. Yapılmadığı için Allah'tan bir sabotaj ya da terör örgütlerinin ya da ajanların işbaşı evet. yapmadığı bir gece olduğu için hepimiz şanslı addedelim kendimizi. Ama bir tarihe yani bir anda, imza evet. Tarkan, bir daha da bu başarıyı kimsenin yakalayacağını düşünmüyorum. Ben bir sahneye tanıklık ettim. Bir anda bir hayranı, ama öyle saniyeler içinde olduk ya Ali abi. Sen o sırada var mıydın? Çıkıyor muydun bilmiyorum. Şarkı söylerken bir hayranı tam sahneye fırladı. O anda güvenlik ekipleri saniyelik bir şeyle öyle bir müdahale ettiler ki yani güvenlik sahne anlamında da çok etkili ve başarılıydı. Bir anda aldılar ve götürdüler. Saniyelik bir olaydı orada. Ama güvenlik açısından sahnenin çökmesi, Allah korusun, konser sırasında olsaydı bambaşka boyutlar olurdu. Allah korudu her anlamda, öyle diyebiliriz. Ama evet. daha tedbirli, hazırlıklı değillerdi, daha tedbirli inşallah. Bundan sonra olunabilir. Şimdi İzmir, ertesi günde İzmir türkülerinin ilgisi çok büyüktü İzmir türkülerine. İzmir türkülerinin prodüktörü Süheyl Atay, Tülü Tırpan, İzmir türkülerini seslendiren solistler Nilipek, Öznur Serçeler, Feryal Akkaya ve Göksel'le Magazin Noteri'ne özel sohbetlerimiz var. Programın sonunda onları da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eğer izlenimlerinden bittiyse diğer konuya geçmek istiyorum Ali abi. Evet, şimdi bu program sonunda çektiğimiz röportajların sohbetlerimiz olacak. İzmir Türküleri albümü Sony Müzik etiketiyle çıktı. Bu albümün satışından elde edilecek gelişimde hem CD olarak çıktı hem long play olarak çıktı. Long play'i de biliyorsunuz bayağı kallavi para. Tabii. Onların satışından elde edilecek gelir şu anda bildiğim kadarıyla 1000'er adet CD, 1000 adet long play basıldı. Daha da basılmaya devam edecek. Onların satışından elde edilen gelir de yine İzmir'de çocuklar için kullanılacak. Çocuklara bir sosyal sorumluluk projesi için kullanılacak. Biz Kültür Park Çim alanında izledik bu konseri. Konsere gelmeyen sanatçılar vardı. İşleri nedeniyle ya da başka gerekçelerle. Kim onlar? Yaşar,
Yaşar, Soner Olgun. Soner Olgun ve Cem Adrian. Onların Cem yerine Cem Adrian'ın yerine Öznur Serseler dizi oyuncusu faytonu söyledi. Ah Bir Ateş Ver türküsünü Soner Olgun albümde söyledi ama sahnede kardeş türkülerden Feryal Akkaya ile Fehmiye Çelik söyledi ve albümdeki versiyondan bir farklı şey yaptılar. Albümün şarkının yarısını Türkçe, yarısını Rumca söylediler. Rumca söylediler. Evet. Rumca söylediler. Onun dışında bir kişi daha vardı. Bir bakayım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Sonuç itibariyle güzel bir proje, keyifli bir çalışma. İzmir türkülerini böylece ölümsüzleştirdiler. Çünkü çoğu eseri, yani Özgür Serçeler diyor ki ben internette bulamadım bunun sözlerini diyor. Son dakikada 4-5 gün önce projeye dahil oldu. Bu kadar unutulmuş ya da arşivlerde derinlere kaçmış türküler de var aralarında. Bunlar bu 100. yıl nedeniyle ortaya çıkmış oldu. Biz bu projenin prodüktörü Süheyl Atay, müzik direktörü Tulu Tırpan, Nil İpek, Öznur Serçeler ve Göksel'le hem albüm hem konser, hem İzmir'in kurtuluşu, hem de ne yapıyor, ne ettikleri ilişkin kuliste sohbet ettik. Programın sonuna onu bağlayacağız, o videoyu. 20